Sevgili tarih gezgini dostları, bugün Bursa'mızda uhrevi sükuneti hissedebileceğimiz çok nadide, çok güzel mekanlardan Hamza Bey Külliyesi'ndeyiz. Burası küçük bir Muradiye gibi. Hamza Bey'e adını veren Hamza Bey'den başlamak üzere Kara Mustafa Paşa'yı, Hamza Bey'in ailesini ve Hamza Bey Külliyesi'nin birbirinden güzel mimari yapılarını Bursa sever dostlarımızla birlikte, Bursa aşığı dostlarımızla birlikte adım adım keşfetmeye devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bursa'mızın gezeceğimiz çok önemli noktası Hamza Bey Külliyesi ile başlayacağımız ve devam edeceğimiz rotada Atatürk Köşkü Müzesi ve Arkeoloji Müzesi ile devam edeceğimiz çok hoş bir rota. Bu rotanın ilk olarak belki merkezini alabileceğimiz külliyesi Hamza Bey Külliyesi. Hamza Bey Külliyesi'nde karşımıza çıkan çok güzel hem hikayeler var, hem ayrıntılar var, hem de birbirinden güzel mimari yapılar var. Öncelikle bu külliyeye adını veren Hamza Bey'den başlayalım. Hamza Bey kimdir? Fatih Sultan Mehmet'le ilişkisi nedir? Kuruluş dönemi Osmanlısına bıraktığı izler nelerdir? Bunları adım adım birlikte tanımaya çalışalım. Kıymetli misafirler, Hamza Bey kuruluş dönemi Osmanlısının en önemli simalarından bir tanesiydi. Biz onu özellikle 3 hadiseyle birlikte hatırlarız. Bunlardan bir tanesi Fatih Sultan Mehmet'in yanında İstanbul'un fethi esnasında gemilerin karadan yürütülmesi hadisesinde donanmanın başında olması durumudur. Yani Hamza Bey'imiz donanmanın başında durarak gemileri karadan yürüten Osmanlı kumandanıdır. Bir ikinci husus ise Hamza Bey'imiz İzmir ve bölgesinin hakimi olan Cüneyt Bey'i yendikten sonra Aydınoğulları Beyliğini Osmanlı'ya dahil eden kişidir. Yani Ege bölgesinin Osmanlı hakimiyetine girmesinde önemli yararlılıkları olan birisidir. Tarihte Hamza Bey'i hatırladığımız bir üçüncü hadise ise Hamza Bey'in Fatih Sultan Mehmet'in bir iyi niyet elçisi olarak gönderdiği Kazıklı Voyvoda'nın yanında ne yazık ki acı bir şekilde, feci bir şekilde canice Kazıklı Voyvoda tarafından kazıklara oturtularak şehit edilmesi hadisesidir. Yani yanı başında bulunduğumuz türbesini ziyaret ettiğimiz Hamza Bey ne yazık ki kazıklara oturtularak şehit edilmiş bir Osmanlı elçisidir. Hamza Bey'e dair biz popüler kültürde özellikle de Dracula üzerine yapılan filmlerde Hamza Bey'in bazen suretini görürüz. Ancak ne yazık ki doğru haliyle bunu göremeyiz. Bugün özellikle 1897 yılındaki Dracula üzerine yazılmış bir romandan sonra korku edebiyatının önemli eserlerinden biri haline gelince Dracula'nın 20. yüzyıl boyunca pek çok filmi çekilmiş, pek çok romana da konu olmuş Dracula efsanesi. Hatırlayınız, kan içen bir vampirin hikayesidir Dracula'nın hikayesi. Fakat aslında bu Dracula tarihte yaşamış olan Vlad Tepeş adındaki bir Rumen kraldan esinlenerek oluşturulmuş bir efsanedir. Yani Dracula aslında yaşamış bir kişidir. Vampir haliyle olmasa bile hakikaten kan içen cani bir adamın hikayesinden esinlenerek oluşturulmuştur. İşte bu cani Vlad Tepeş denen adam ne yazık ki bugün filmlerde bir halk kahramanı olarak gösteriliyor olsa da Avrupa'nın iliklerine işlemiş Türk düşmanlığı sebebiyle, yüzyıllar boyunca oluşturduğu, bilinçaltına kodladığı o Türk düşmanlığı sebebiyle Türklerle mücadele eden herkesi adeta aziz mertebesine çıkartma alışkanlıkları sebebiyle bu vahşi ve cani Rumen kralı dahi bir halk kahramanı olarak gösteriliyor olsa da unutmayalım ki Hamza Bey'i kazıklara oturtarak
şehit eden bu adam sadece Hamza Bey'i değil 20 bin kadar insanı kazıklara oturtmakla kalmamış. Ne yazık ki şimdi bazı tasvirler gözünüzün önüne getireceğim. Halk kahramanı zannedilen bu adamın gerçekten nasıl biri olduğuna dair zihinlerinizde bir yer etsin istiyorum bu anlatının. Bu Vlad Tepeş denen cani adam bazen kadınların af buyurunuz memelerini kestirerek öldürdükleri çocuklarının kafalarını kopartıp memelerinin yerine koyarak onlara hem psikolojik hem fiziksel işkence yapan bir adam. Bazen hakim olduğu Eflak Boğdan civarında bütün bir demirci zanaatkarlarını toplayarak onlara devasa kazanlar yaptırarak elde ettiği Türk esirlerini canlı canlı o kazanlarda yaktığı, pişirdiği yağ içerisine atarak erimelerini seyreden bir adam. Bazen kazıklara oturttuğu kişilerin acı çekerek yavaş yavaş ölmesini seyrederken karşılarında yemek yiyen bir adam. Hocam bu kötü tasvirleri niye yapıyorsun, gözümüzün önüne getiriyorsun diyecek olursanız işte daha bugün yeni yeni gündeme gelen Dracula üzerindeki filmlerde şunu görüyoruz. Bu Vlad Tepeş denen adam bir halk kahramanı. Kendisine gelen, hücuma geçen Türkleri korkutabilmek için bu canilikleri yapmıştır. Bu filmlerde 20'li 30'lu yaşlarında gösterilen Hamza Bey'imiz ise gerçekte 70 yaşını aşmış haliyle Vlad Tepeş'in yanına bir iyi niyet elçisi olarak aslında gitmiş biriydi. Hatırlar mısınız, İstanbul'un fethi esnasında meşhur bir sahne vardır. Fatih Sultan Mehmet atını denize doğru sürmektedir. Neden? Çünkü İstanbul'un fethi esnasında İstanbul kuşatılmış, Osmanlı askerleri etrafını sarmış. Denizden de Osmanlı donanması İstanbul'u kuşatmış vaziyette. Fakat o esnada donanmanın başında bulunan Baltacıoğlu Süleyman Bey, Venedik'ten gelen gemilerin önüne geçememiş. İşte o kızgınlıkla Fatih Sultan Mehmet bu nasıl olur diye atını denize sürmüştür. Ve Baltacıoğlu Süleyman Bey'i Kaptanı Deryalık'tan donanma komutanlığından aldıktan sonra işte Hamza Bey'imizi onun yerine geçirmiştir. Dolayısıyla Hamza Bey Fatih Sultan Mehmet döneminin şöyle uzunca da bir hayat sürmüştür, 80 yıla yakın. İzmir Fatihi olarak anılmasının sebebi de dediğim gibi Aydınoğulları Beyliği'ne son vermiş olmasıdır. Hamza Bey kimin kardeşidir? Onu da bu vesileyle hatırlatayım. Hamza Bey bahsini kapatmadan önce son bilgiler. Bursa'mızla alakalı olduğu için aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Hatırlarsanız Bursa'mızda Yeşil'de bir Bayezid Paşa Medresesi vardır. Son dönemlerde yenilendi, yeniden canlandırıldı. İşte bu Bayezid Paşa Medresesi'ni de yaptıran, Amasya'da eserleri olan, Bursa'da Orhan Camii'nin kitabesinde adı geçen Çelebi Mehmet döneminin çok yönlü paşası Hamza Bey'in ağabeyi idi. Ve Hamza Bey ağabeyinin İzmiroğlu Cüneyt Bey ve Şehzade Mustafa, Düzmece Mustafa olarak anılan Şehzade Mustafa tarafından öldürülmelerinden sonra onların intikamını aldı. Çok tecrübeli, akıllı, zeki bir Anadolu Beylerbeyi'ydi Hamza Bey ve daha sonra Fatih'in yanında önemli konumlara getirildi. Ve az önce size hikayesini kısaca aktarmaya çalıştığım Kazıklı Voyvoda tarafından şehit edilmesinden sonra Fatih Sultan Mehmet, Hamza Bey'in intikamını alma adına bir Romanya seferine çıktı. Kazıklı Voyvoda'yı kovaladı. Kazıklı Voyvoda ondan kaçtı. Ve Kazıklı Voyvoda'yı yakalayamadı ama Fatih'in akıncıları bir süre sonra onun kellesini alıp İstanbul'a gönderdiler. Hatta bugün İstanbul'da Bankalar Caddesi'nin diğer bir adı da Voyvoda Hanı'ndan dolayı Voyvoda Caddesi'dir. Rivayet edilir ki Voyvoda'nın kafası orada Voyvoda Hanı'nın yakınına gömüldü. Voyvoda Eflak bölgesinin yöneticisi demektir. Bir parantez daha açayım. İşte o yüzden de Vlad Tepeş'in kafası getirilince Bankalar Caddesi'ne de onun adı verilmiş oldu. Velhasıl toparlıyorum. Hamza Bey Fatih döneminin Fatih'in bizzat en yakınında bulunan önemli devlet adamlarından biridir. Fatih Sultan Mehmet onun cansız bedenini kazıklardan indirdikten sonra, bizzat kendi elleriyle indirdikten sonra ailesine teslim etmiş ve Hamza Bey buraya getirilmiş, burada gömülmüştür ve kendisi için bu güzel türbe yapılmıştır. Şimdi diğer yapılara geçelim. Hamza Bey'den başka etrafımızda kimlerin hikayesi ve yapıları var? Değerli dostlar, hemen Hamza Bey'in türbesinin karşısında camiye dilerseniz en son bakalım ve içine de girmiş olalım. Ama burada bir başka türbe daha görürüz. Dilerseniz önüne doğru gidelim, onun hikayesini önünde paylaşayım. Kara Mustafa Paşa'mız ne yazık ki yanlış tercihi sebebiyle idam edilmiş olan bir paşamızdır. Tercihinin sebebi
şu sebeple hatalı olmuş. Kara Mustafa Paşa'mız Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra oğulları Cem Sultan ile 2. Beyazıt arasındaki taht mücadelesinde yanlış partinin içerisinde yer almıştır. O dönemde de günümüzün siyasi partileri gibi düşünebilirsiniz. Paşaların, beylerin öbeklendiği bazı gruplar vardı, oluşturdukları gruplar. Gedik Paşa'nın, İshak Paşa'nın oluşturduğu taraf Sultan Bayezid'i, o dönemde Şehzade Bayezid, o tarafı desteklerken Karamani Mehmet Paşa, Kara Mustafa Paşa gibi bir diğer ekip de Cem Sultan'ı desteklemekteydi. Ancak biliyorsunuz ki Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Cem Sultan ağabeyi 2. Bayezid'e mağlup oldu. 2. Beyazıt tahta geçti ve 2. Beyazıt kendi damadı olmasına rağmen Kara Mustafa Paşa'yı başlıca muarızı olan Cem Sultan'a destek olması, onunla iltisaklı olması sebebiyle idam ettirdi. Cem Sultan'ın risk oluşturması, tehdit oluşturması durumu devam etmeseydi belki de Kara Mustafa Paşa öldürülmeyecekti. Ancak Cem Sultan'ın yaşamaya devam etmesi, 2. Beyazıt'ı etrafındaki devlet adamlarının şu şekilde kışkırtmalarına sebep oldu. Sultanım, Cem Sultan hata geçerse Kara Mustafa Paşa gibi destekçileri yeniden onun başa geçebilmesi için elinden geleni yapacaklar. Bu sebeple bunların topluca ortadan kaldırılmaları gerekir. Teşvikleri üzerine Kara Mustafa Paşa idam edilmiştir. İdam edildikten sonra karısı Hatice Sultan'ın vücudunda yaralar çıkmış. Hepimizin bazen üzüntü sebebiyle vücudumuza akseden bir marazı olur. Kiminin midesi ekşir, ağrımaya başlar. Stresli bir zamanında, üzüntülü bir anında. Kiminin cildine yansır, kimisi başka bir şekilde bu etkiyi hisseder. İşte Hatice Sultan da o üzüntüsü sebebiyle vücudunda yaralar çıkmış. Vücudunda yaralar çıkınca da Bursa'nın şifalı kaplıca suları, kükürtlü kaplıcaları Hatice Sultan'ın derdine deva olmuş. Sürekli o sulara girerek yaralarının iyileştiğini fark etmiş. Ve bu sebeple ölünceye dek kükürtlü kaplıcaların yanı başında, konağında o kaplıcalara sık sık gelip giderek hayatını sürdürdüğü için vefat ettiğinde de türbesi hemen kaplıcaların yanında yer almıştır. Bugün fırsatımız kalırsa, zamanımız yeterse Hatice Sultan'ın da türbesini birlikte görmeye çalışacağız. Kara Mustafa Paşa'mızın bahsini de kısaca yapmış olduktan sonra şimdi dilerseniz Hamza Bey Külliyesi'nin bu güzel yapısı olan külliyenin merkezini oluşturan camisini birlikte ziyaret edelim. Buyurunuz. Sevgili dostlar, Hamza Bey camisine girerken hemen birkaç ayrıntı dikkatimizi çeker. Öncelikle Hamza Bey'i ve onun torunu olan Kara Mustafa Paşa'yı karşıda türbelerini görmüştük. Bir de Hamza Bey'in aile efradından kimselerin bulunduğu aile türbesini de caminin revaklarına bitişik vaziyette görebiliyoruz. Hamza Bey Camisi'nin bu son cemaat mahfili diyebileceğimiz revakları Bursa'da Yıldırım Camisi'nde gördüğümüz, Muradiye Camisi'nde seyretmeye devam ettiğimiz bir geleneğin devamı olarak yapılmış. Hamza Bey Camii'nin de zaten içine girdiğimizde hemen fark edeceksiniz. İki kubbe altında ters T planlı olarak da adlandırılan zaviye planlı ya da kanatlı Osmanlı camilerinin güzel bir örneğidir. Cami tarihi boyunca pek çok restorasyondan geçmiş. Bunlardan güzel bir restorasyon izini hemen kapının üzerindeki yazıda görüyoruz. Bu yazıda Kâlallahu Teâlâ, Allahu Teala buyurdu ki İnna fetehnâ leke fethan mubînâ sadakallâhul azîm yazıyor. Fetih suresinin ilk ayeti yazılmış. Biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Genellikle Osmanlı geleneğinde kapıların üzerinde kapı açmak fiiliyle ilişkili bir nesne olduğu için açmak fiilinin geçtiği ayetlerden biri tercih edilir ve yazılır. Burada da biz sana apaçık bir fetih, açılış ihsan ettik ayeti kapının üzerinde bir Osmanlı geleneğinin yine tercih olarak yazılmıştır. Ama burada dikkatimizi çeken ayrıntı şuradadır. Yazının hemen altında dikkat ederseniz ufak bir yazı daha var. Orada tarihi tamiri sene 1295 yazıyor. Yani 1870'li yıllarda bu yazının, bu cephenin tamir edildiği bize hatırlatılıyor. Dolayısıyla 19. yüzyılın ikinci yarısındaki çok yüksek ihtimalle 1855 depreminde hasar görmesinden sonra yapılan restorasyonda bu cephenin, son cemaat mahfilinin yenilendiğini buradan anlayabiliyoruz. Şimdi buyurunuz içeriye geçelim, devam edelim.
Hamza Bey Camii'nin içerisinde. Şimdi bazı ayrıntılar göreceğiz. Öncelikle yapıya girer girmez Bursa'da Orhan Camii'nde, Muradiye Camii'nde ya da Yıldırım, Yeşil Camilerinde karşılaştığımız manzaranın bir benzerini görüyoruz. İçeriye girer girmez basamakla yükseltilen birinci eyvan. Eyvan dediğimiz zaman kastettiğimiz mekan, üç tarafı kapalı, bir tarafı avluya doğru ya da açıklığa doğru bakan mimari kısımlar. İşte bu ana eyvan, birinci harim kısmı esas namazın kılındığı yer. Altta kalan kısımlar ise sağ ve sol taraftaki açıklıklarıyla bu camilere zaviye planlı camiler adının verilmesine sebep olan tabhanelerdir. Bunlar bazen tabhane olarak da anılır. Mimarlık tarihçimiz Sedat Çetintaş'ın izahına ve tetkiklerine göre bunlar çok amaçlı olarak kullanılmış ve tarih boyunca farklı amaçlarla işlevlendirilmişlerdir. Bir başka mimarlık tarihçimiz Ekrem Hakkı Ayverdi'nin de özellikle vurguladığı husus şudur. Bu yapılar bilhassa zaviye olarak işlevlendirilmiş ve burada Anadolu'nun gezgin dervişleri gelip zaman zaman istirahat edebilmişlerdir. Zaten tabhane de güç kazanma yeri demektir. Bitap düşmek kelimesinden hatırlayınız, güçsüz düşmekten. Tabhane güç kazanma yeri. Yani burada insanlar istirahat ederek, dinlenerek güçlerini yeniden toplayıp günlük hayatlarına devam edebilmekteydiler. Dolayısıyla dervişler için oluşturulmuş olan bu mekanlar çok amaçlı olarak kullanıldı. Bazen derslerin görüldüğü yerler, bazen Osmanlı mimarisinde mahkeme olmadığı için mahkeme binasına Osmanlı mimarisinde tesadüf edemezsiniz. Çünkü mahkemeler genellikle ya Kadı Efendi'nin konağında ya da bu tarz mekanlarda camilerin ilgili bölümlerinde görülmüşlerdi Osmanlı döneminde. İşte bu zaviye planlı camilerin sağ ve sol açıklıklarının bazen mahkeme salonu gibi işlevlendirildiğini de görüyoruz. Burada bakınız ufak mihrabiyeler var. Bu küçük mihraplarda yine hem sağ hem sol tarafta mihraba doğru, kıbleye doğru yöneldiğimizi bize hatırlatan Fevelli veçheke şatral mescidil haram ayeti yazılmış. Hattat Mahmut Şahin hocamızın imzasıyla yüzünü mescidi haram tarafına çevir ayeti. Bunun yapılmasının sebebi şu: Osmanlı mimarisinde bakınız büyük mihrapta da örneğini göreceğimiz şekilde İçinde mihrap kelimesinin geçtiği ayetler özellikle mihrapların üzerine yazılıyordu. Burada da kullema dehale aleyha zekeriyel mihrabe, Hazreti Zekeriya mihraba her girdiği zaman Hazreti Meryem'in yanında yiyecekler bulurdu. Ali İmran suresindeki ayeti burada tercih edilerek yine yazılmış. Caminin içinde kalem işi olarak süsleme, kalemkari ayrıntıları özellikle bizi 19. yüzyıla götürüyor. 19. yüzyılda yapılan restorasyondan sonra şu pencerelerin üzerindeki kalem işleri çok sade bir vaziyette de olsa yenilenmiş ve geçtiğimiz yıllarda yeniden yapılan restorasyonda bunlar biraz daha canlandırıldı ama tarz olarak 19. yüzyılın tarzını yansıttığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Caminin hemen şu ana harim kısmının birinci eyvanının üzerindeki kubbenin köşe üçgenlerinde, üçgen prizmalarında, aliyikalardaki bu müselleslerde de diğer camilerden farklı olarak adeta ses yalıtımı için giriş ve çıkışlar, girintili ve çıkıntılı vaziyette, çok büyük bir vaziyette yapıldığını burada da yine görebiliyoruz. Bu Osmanlı mimarisinde özellikle tercih edilen bir husustu. Yahya Kemal'in anlatımıyla o şöyle anlatır: Osmanlı mimarisini şayet içerisinde bir Kur'an musikisiyle birlikte düşünmezseniz eksik kalır, kuru bir mimariye dönüşür. Fakat içerisinde okunan o aşırlarla, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ve musikiyle birlikte hayal edecek olursanız şunu görürsünüz. İşte o tepelerdeki badem dediğimiz o üçgen prizmaların sesi yansıtması vesilesiyle bütün bir mekanı dolduran bu ses akustiği sağlamlığı da adeta mekanın içini doldurmuş ve Osmanlı mimarisinin kendisine has bir hususiyet kazanmasını da sağlamıştır. Evet, burada ön kısımda, son olarak da diğer camilerde de benzerlerini gördüğümüz Cihariyari Güzin, yani dört halifenin isimlerini görüyoruz. Karşıda Allah, Muhammed, sağ ve sol tarafta Peygamberimizin torunlarıyla birlikte dört halifesi. Şuradan sırayla başlayacak olursak Hüseyin, Osman, Ebu Bekir, sol tarafta da Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Hazreti Hasan isimleri görülebiliyor.